Cümleten hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine size nefislerin tezkesi hakkında vaaz örneklerine devam edeceğiz. 30. derse geldik değerli arkadaşlar. 30. dersimizin konusu da Kur'an ve Kur'an okumanın fazileti. Cenab-ı Allah şöyle buyurmuştur. De ki andolsun ins ve cin şu Kur'an'ın benzerini meydana getirmeleri için bir araya toplansa, diğerine yardımcı da olsalar yine onun bir benzerini meydana getiremezler. İsra suresi ayet 88. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. En iyiniz Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve onu başkasına öğretendir. Bu hadis-i şerifte değerli arkadaşlar Buhari'de yer almakta. Kur'an-ı Kerim'i okuyunuz. Zira kıyamet günü kendi sahibine okuyana şefaatçi olarak gelir. Bu hadis-i şerifte Müslim'de yer almakta. Haset ancak şu iki şeye olur. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i kendisine verip gece gündüz onunla emir ve ahkamı ile ibadet ve amel eden adama, iki Cenab-ı Allah'ın kendisine mal verip de onu gece ve gündüz Allah için infak eden adama. Bu hadis-i şerifte Buhari ve Müslim'de yer almakta. Kur'an-ı Kerim'i manasını, tecvidini ve kıraatini bildiği halde okuyan bir kimse sadık olan meleklerin peygamberleriyle beraberdir. Sadık olan meleklerin peygamberleriyle beraberdir. Kur'an-ı Kerim'i okumak kendisine zor geldiği halde harflerini, mahrecini ve kelimelerin şivesini çıkarmak için kendisini zorlayarak okuyan bir kimse için iki sevap vardır. Değerli arkadaşlar bu hadis-i şerifte Buhari ve Müslim'de yer almakta. Allah'ın evlerinden yani camilerden bir evde toplanıp Allah'ın kitabını okuyanlar ve onu birbirlerine öğretenler üzerine vekar ve olgunluk iner. Rahmet onları kaplar, melekler kendilerini çevreler ve Cenab-ı Allah da katında bulunanlara, meleklere onları hayırla anar. Bu hadis-i şerifte değerli arkadaşlar Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan yer almakta. Değerli arkadaşlar son bir parçamız kaldı, onu da okuyup videomuzu kapatacağız. Bir sonraki videomuzda da değerli arkadaşlar görüşmek dileğiyle.